Hoş geldiniz. Bu videonun konusu şapka meselesi. Zaten çok popüler bir konu illaki duymuşsunuzdur. Bazı tarihçilerimiz, bazı politikacılarımız meydanlarda şapka yüzünden hocalar idam edildi. Şapka kanunu yüzünden bazı alimler hapse atıldı. Halk zorla şapka takmak zorunda bırakıldı vesaire diyorlar. Böyle bir algı var. Bu ne kadar doğru? Bunu doğrusuyla yanlışıyla açıklayacağım. Ve emin olun söylediğim her şeyin de kaynağı var. Zaten arada bir ekrana getiriyorum ama getirmediklerim için de açıklama kısmına bakarak oradaki kaynakları inceleyerek daha derin bilgiye ulaşabilirsiniz. Şapka meselesi önemli çünkü günümüzde şapka dinsizlikle ilişkilendirilmiş durumda. Dolayısıyla şapkanın getirilmesini İslam düşmanlığı sayanlar var. Halbuki şapka dinsizliğin değil, Batı'nın sembolüdür. Mesela doğunun sembolü sarıktır. Hatta Osmanlı'nın da sembolü fes olmuş durumda. Halbuki fes Osmanlı'da çok kısa bir süreliğine kullanılmıştı. Ama hatıralarda öyle kaldı. Ek bir bilgi olarak şunu da belirteyim. Şapka reformunu ilk düşünen kişi Atatürk değildi. Osmanlı zamanında da bunun denemeleri yapılmıştır. Hatta zaten fes böyle gelmiştir. Fesi biz Fas'tan aldık ve fes geldiği zaman bunu da dinsizlik olarak görenler vardı. Ben sarığımı takarım fes nedir falan diyordu millet. E bunun haricinde yine gerek 2. Mahmut döneminde gerekse Abdülhamit zamanında kravattır, cekettir, kumaş pantolondur, yelek giymektir. Bunun gibi kılık kıyafet alanında birçok yenilik getirilmiştir ve bu yeniliklerin de hepsini dinsizlik olarak görüyorduk. Çünkü biz Araplar gibi giyinmeyi dindarlık zannediyorduk. Zaten bunlara daha sonra değineceğiz. Bu videoda ağırlıklı olarak şapka devrimi yüzünden hocalar asıldı mı? Asılan kişiler hangi sebeple asıldılar? Ve bu asılanlar ne kadar hocaydılar? Bu videoda bunlara bakacağız. Ve ben İskilipli Atıf şapka devrimi falan deyince aklınıza ilk gelecek isim Ali Çetinkaya olacaktır. Çünkü iddia şöyle. Ali Çetinkaya düzmece bir mahkeme ile İskilipli Atıf hocayı astırdı. Hatta Atıf hocayı öldürdükten sonra kafasına inadına şapka taktılar. Birçok iddia var ama... Bunların hepsi kusura bakmayın ama işkembe Kübra'dan sallanan rivayetler. Ne belgesi vardır, ne fotoğrafı vardır, ne bununla alakalı bir emir, bir hatıra vardır. Hiçbir şey yoktur. Bir iki tane mesleği tarihçilik olmayan ama para karşılığında tarih yazan bazı insanlar çıktılar ve böyle iddialarda bulundular. Daha sonra bu iddialar Atatürk düşmanları için bir bahane oldu ve 10 yılda bir aynı kafadaki kişiler sürekli bunları dile getirip Bugüne kadar ayakta tutmayı, canlı tutmayı başardılar. Bu iddiaların dayanağı da yine her zamanki gibi Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Son Devrin Din Mazlumları kitabında bugün Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının dilinden düşmeyen iddiaların neredeyse hepsinin sahibidir. Zaten Mevlanzade Rıfat, Necip Fazıl ve Rıza Nur gibi belli başlı 3-4 kişi çıktı. Bunlar bir takım kitaplar yazdılar ve sonra birileri her 10 yılda bir Bunları sürekli gündeme getirip aynı iddiaları tekrarlamaya devam ettiler. Şimdi kısa kürek ne anlatmış ona bakalım sonra kaldığımız yerden devam edelim. Fert çerçevesinde hem zulüm hem de hak kanununa göre suçsuz ilk din mazlumluğunu inkılap tarihine göz atarsanız iskilipli Atıf Hoca'da görüyoruz. Bu muazzam şehit hiçbir alakası bulunmayan şapka tepkisinin ruhu farz edilmek veya bu mevzuda şeriat ölçüsünü temsil edici şahsiyet kabul edilmek gibi bir anlayışa kurban gitmiştir. Zira Şeyh Said isyanından sonra yüz bulan rejim artık kavun koklarcasına din kokusu aldığı şahsiyetli insanları yaşatmamak niyetindedir. Gördüğünüz üzere Cumhuriyet'in ilk dönemleri nerede dindar görsek tutup astığımız bir dönemmiş gibi lanse ediliyor. Tabi burada Cumhuriyet'ten kasıt direkt Atatürk ve onun gibi düşünenler. İskilipli Atıf ise muhteşem bir alim hatta neredeyse bir peygamber Necip Fazıl'a göre Atıf o kadar ünlü bir adamdı o kadar başarılı bir alimdi ki dünyanın dört bir yanında nam salmıştı Amerika'dan gelen bir elçinin onun konuşmasıyla Müslüman olduğu yine bir İtalyan'ın sırf onunla konuştuğu için dinini bırakıp İslamiyete geçtiği bununla kalmayıp bir Fransız elçisinin sırf onunla konuşabilmek için Türkiye'ye geldiği ve onunla konuştuktan sonra İslamiyete geçtiği. Bu da yetmiyor tabii ki Japon elçisi Oshada'nın onunla konuşurken "Ya sizin gibi 4-5 tane hoca olsaydı İslamiyet bütün dünyaya hakim olurdu." dediği. Bunun gibi tonla rivayet var. Tabii bunlarla alakalı hiçbir hatıra veya kaynak yok. Rivayet var. Bu böyle olmuş, şu şöyle söylemiş falan diyorlar. Yani iş konuşmaya gelince uyduracak birçok şey buluyoruz. Bunun da sebebi şudur. Sonuçta İskilipli Atıf idam edildi ya. Bu adamı biz ne kadar yüceltirsek, ne kadar önemli biri gibi gösterirsek onun idam edilmesi de o kadar büyük bir dert olur ve onu idam ettirenler de o kadar kötü olur. Pireyi deve yapalım, zalimi mazlum yapalım, bu hocayı evliya gibi gösterelim ve onu astıranlar da dolaylı olarak deccal olsunlar. Zaten bugün Atatürk'e deccal diyen onu şeytan gibi gören birçok tarikat var. İstiklal Mahkemesi raporlarına göre ve zaten bilindiği kadarıyla İskilipli sadece Fatih bölgesinde tanınan bir din adamıydı. Ama irticacılar onu dünyaca ünlü Mehdi gibi bir şeye çevirmek istediler. Zira Atıf ne kadar allanıp pullanırsa cumhuriyet o kadar din düşmanı olacaktı. İskilipli 1924 yılında 32 sayfalık bir risale yazdı. Frank mukallitliği ve şapka. Yani Batı taklitçiliği ve şapka. Birçok kişi de Hoca efendi bu şapka yazısı yüzünden öldürüldü, dedi. Böylece şapka kanunu yüzünden din adamları asıldı efsanesi yaratılmış oldu. İskilipli Risalesi'nde şapkanın dinsizlik olduğunu, şapka takmanın insanı dinden çıkaracağını, Müslümanların şapka takmasının haram olduğunu söyledi. Hatta bizim fesimiz var. Müslüman dediğin fes takar diyerek bunu öğütledi. Halbuki Fes'in Fas'tan geldiğini ve zaten Yunanların da tıpkı bizim gibi uzun bir dönem Fes taktıklarını görmezden geldi. Veya cübbe giymenin Yahudi geleneği olduğunu görmezden geldi. Zaten o dönemde İskilipli'yi eleştiren, söylevlerinin tamamen yobazlık olduğunu ve İslamiyetle gram alakası olmadığını belirten birçok kişi vardı. Şapka ve din meselesi mecliste bile tartışıldı hatta Atatürk bile buna cevap verme gereği duydu. Yani biri öyle çıkıp da şapka dinsizliktir dedi diye ertesi gün idam edilmedi. İskiliplinin idam edilme sebebi çok başkaydı ki ona da birazdan geleceğiz. Yaşar Nuri bile İskilipli Atıf'la alakalı şunları söylemiştir. Atıf'ın insanlık ve kadın düşmanı olduğu o kadar belli ki bu adam gibi 10-15 tane dinciyi İslam'ın başına musallat etseler başka bir düşmana gerek kalmayacak. Atıf'ın mahfil dergisinde yazdığı yazıları bir okursanız eğer ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bu adamdaki yobazlık, bu adamdaki kadın düşmanlığı günümüzdeki en yobaz cemaatte bile yok. Niye yok? Çünkü layıklık var. Çünkü zamanında bunun gibi din tüccarlarını ayıklamayı başardık. Bu ayıklama bazen idam yoluyla oldu ki Atıf'ın idamı şapka değildi oraya geleceğiz. Ama bence yine de idam edilmemeliydi. Ha, o günün şartlarında bu doğaldı, normaldi. Hukuki olarak, yasal olarak zaten Osmanlı'dan kalma bir gelenek olduğu için hainler idam ediliyordu. Ama biz bu adamı idam edince yere göğe sığdıramayanlar çıktı. Yani adamı kahraman yaptılar. Adamı astırmak ününe ün kattı. Bence astırmasaydık, hapse atsaydık en azından ne kadar cahil olduğunu anlayacaktık. En azından millet bu adamın propagandasını yapmak yerine yazdığı kitapları okuyacaktı ve bir adammış diyecekti. Ama maalesef biz onu astırarak ününe ün katmış olduk ve bugün hala bu ün devam ediyor. Yani adamın ölüsü de dirisi de bir bakıma <laughs> ülkeye zarar veriyor. Bu adamın fikirlerini ve kendisini niye bu kadar aykırı gösteriyorum? Çünkü böyledir. Hani bir tek cumhuriyetle alakası yoktur. Gerek İttihat Terakki döneminde, gerek Abdülhamit döneminde kimse bu adamın fikirlerini kabullenmedi. Ve aklın yolu bir sonuçta. Bu adamın pek de mantıklı bir Müslüman olmadığı belliydi. E, kime göre bu adam mantıklıydı? Osmanlı bunu kabullenmediği halde kim bu adama destek çıktı? İngiliz Yüksek Komiserliği, İngiliz İstihbarat Birimi. Her şey aslında sırf şu özetle bile bitiyor ama yine de daha ayrıntılı bir şekilde bu konuyu açacağız. En azından anlamakta diretenlere anlamamaları için hiçbir sebep bırakmayacağız. Atıf 19 Şubat 1919'da Mustafa Sabri ve Sayidi Kürdi gibi isimlerle birlikte Müderrisler Cemiyeti'ni kurdu ve cemiyetin ikinci başkanlığına geçti. Bu cemiyet 24 Aralık 1919'da Teyali İslam adını aldı ki bu cemiyeti diğer tarih videolarımı izleyenler zaten bilecektir. Cemiyet isim değiştirince cemiyetin başına da İskilipli Atıf geçti. Biz kurtuluş savaşı veriyorken, kongreler topluyorken, bu cemiyet halifeye bağlı kalınmasını ve sabah akşam namaz kılınmasını öğütledi. Kuvvacıları vatan haini olarak gördü ve milli mücadele subaylarını ülkeyi bölmek isteyen kişiler diye adlandırdı. Halkın milli mücadeleyi desteklememesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Maalesef kurtuluşu mücadele etmekte değil, İngilizlere sığınmakta, onların merhametine güvenmekte aradılar ve bu yüzden de yanlış ata oynayarak tarihe Yanlış bir şekilde kaydoldular. Şimdi vereceğim örneği birçok videomda verdim. Çünkü hakikaten şeytanca bir örnek. Adamlar şunu söyledi ya. İngilizler Hristiyan değil mi kardeşim? E bu Hristiyanlar da İsa'ya inanıyor. E İsa da bizim peygamberimiz zaten. Yani bu İngilizler aslında Müslümandır. Yani din kardeşi sayılırız. E bu durumda biz niye isyan edelim ki? Adamlar işgal etmiş, başarılı gelmiş. Bize düşen şey halimize şükretmek. Allah'a dua etmek ve iyisini beklemek olur. Elimize silah almakla, isyan çıkartmakla, savaşmakla bir yere varamayız. Adamlar din kardeşimiz diyor. Din kardeşimize karşı silah çekmek mantıklı değildir. Demek ki Allah'ın bir bildiği var. Demek ki kaderimiz buymuş. Oturalım, dergahlara kapanalım, Allah'a yalvaralım, nerede hata ettik bunu düşünelim. E tam da İngilizlerin istediği şey bu değil mi zaten? Şükür felsefesiyle oturun oturduğunuz yerde bize ses çıkarmayın. Biz de keyfimize göre etrafta at koşturalım. Adamlar zaten bunu istiyorlar. İngiltere elimize silah alıp milli mücadele vermemizi değil, padişaha ve hilafete güvenip oturduğumuz yerde oturmamızı istiyordu. Bakın yine bu örneği birçok kere verdim. Yine vereyim. İngiliz uçaklarıyla düşman uçaklarıyla halka kuvvacılar haindir, baş kaldıranlar öldürülecektir, kuvvacılar din düşmanıdır. Sakın kuvvacı olmayın. İngiltere Yunanistan bunlar size sahip çıkarlar. Bu tip broşürler dağıtıldı. Bunu düşman uçakları dağıtıyor, halk da buna inanıyor. Ve bu broşürleri de Teyali İslam Cemiyeti ve İskilipli Atıf onaylıyor. Yani açık açık işbirliği içindeler ve bunu da herkes biliyor. Teyali İslam Cemiyeti dolayısıyla İskilipli Atıf İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile de yakın ilişkiler kurmuştu. İngiltere'yi efendimiz gibi kabul etmek gerektiğini söyleyen İngiliz muhipleriyle ile kafa yapısı aynıydı. Peki bu İngiliz muhipleri kimdi? İngiliz muhipleri cemiyeti 1919 yılında bir İngiliz ajanı olan Said Molla tarafından kurulmuştu. Kurucusu Said Molla gibi görünse de bunun destekleyicisi ve projenin babası İngiltere gizli servisiydi. Bu cemiyetin İstanbul şubesinin başkanı ise İngiliz yüksek komiserliğindeki Papaz Fru'ydu. Papaz Fru, Said Molla ve İskilipli Atıf arasındaki ilişki gizli saklı bir ilişki değildir. Bunu Osmanlı da biliyor, Cumhuriyet de biliyor. Atatürk de zaten Nutuk kitabında Said Molla ve Papaz Fru arasında geçen mektupların 12 tanesine yer vermiştir. Bu 12 mektubu da tek tek okuyup zamanınızı harcamak istemiyorum. Zira Nutuk'u bir komple okusanız bence çok daha iyi olacak. Teyali İslam Cemiyeti'nin İngilizlerle nasıl anlaştığı, Vahdettin'in İngiliz taraftarlığı ve İngiltere'den gelen emirlere göre hangi bölgelerde nasıl isyanlar çıkarılacağı artık gizli olmaktan çıktı. Esasen gizli olmaktan çıktı demek doğru değil çünkü hiçbir zaman gizli değildi zaten. Her zaman açıktı ama biz okumuyorduk. Okumadığımız için de Atatürk düşmanlarına para kazandırmaya devam ediyorduk. Çünkü ben öğrenmeyeyim okumayayım birisi bana anlatsın diyorduk. E birileri anlatınca da iftira da atabiliyorlar, yalan da söyleyebiliyorlar, çarpıtabiliyorlardı ve bunları göremiyoruz. Bu dindar görünümlü İngiliz taraftarları ileride Teğmen Kubilay'ın kafasını kesecek, şeriat sancağına dikecek, sokaklarda kesilmiş bir kafayla dolaşacak ve her şehirde ben Mehdi'yim, ben kurtarıcıyım diyerek insanları kendi cemaatine toplamaya çalışan tipler çıkacak. İngiliz muhipleri ve Tayali İslam Cemiyeti dağıtıldıktan sonra bu insanlar etrafta şeriat isteriz diye bağırıp durdular. Camileri basıp caminin içinde kan döktüler ve bir de utanmadan Müslüman olduklarını iddia ettiler. Menemen olayı nedir diye araştırdığınız zaman zaten karşınıza çıkacaktır. İşte o adamların nereden geldiğini, hangi cemiyetlerle işbirliği içinde olduklarını öğrenmeden şapka meselesine atılan iftiraları anlamak mümkün değil maalesef. Albay Şefik Aker gibi birçok subay bu hareketleri fark ederek uyarılarda bulundu zaten. Anzavur ayaklanmasının bile mimarı ve destekleyicisi İngiliz muhipleri ve Teyali İslam Cemiyeti'ydi. Teyali İslam Cemiyeti'nin kuvvacılarca verilen adı fesat cemiyetidir çünkü hakikaten fesat çıkarmaktan başka bir şey yapmadılar. 26 Eylül 1919'da bir bildiri yayınladılar ve bu bildiri de ''Biz kuvvacıları öldürmek için, kuvvayı engellemek için canımızı, malımızı, her şeyimizi feda edeceğiz.'' dediler. Yani canla başla direnişe engel olmaya çalıştılar ki tekrar belirteyim zaten düşmanın da istediği budur. Düşman biz onlarla uğraşmayalım, birbirimizi yiyelim istemiştir. Bunun içinde dini kullanmıştır ki oraya birazdan geleceğiz. Anlamanız gereken şey zaten İskilipli gibi insanların tam da dış ülkelere hizmet etmiş olduğu bilerek veya bilmeyerek ki tarih bunu bilerek yaptığını gösteriyor. Teali İslam gibi cemiyetlerin kurdurulmasının sebebi zaten bizim direnişe geçmiş olmamız. Dağdaki eşkiyalar bile şehre indi, düşman askerleriyle çarpışmaya başladı. İç isyanları bastırmaya başladık çünkü millet işgali kabullenmiyordu. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa Samsun'dan başlayarak bir direniş örgütledi. Bütün bu dağınık birlikleri bir araya topladı. Resmen tek bir ordu sistemiyle düşmana karşı bir mücadele verdi ve kazandı. Ama Mustafa Kemal'in bunu yapmaya hakkı yoktu. Kuvvacıların yaptığı her şey hem Osmanlı'ya karşı hem de düşmana karşı bir devrimdi. Çünkü Mondros mütarekesinin 7. maddesine göre biz işgal edildiğimiz ve savaşı kaybettiğimiz için hiçbir yerde ne isyan çıkarabiliriz ne karşı koyabiliriz. En ufak bir asayiş probleminde itilaf güçleri sıkı yönetime geçerler, düşman askerleri kontrolü ele alırlar. Adamların buna hakkı var. Osmanlı İmparatorluğu olarak biz bunu imzalamışız. Dolayısıyla Mustafa Kemal gibilerin, kuvvacıların çıkıp da bir ses çıkartması, karşı gelmesi Osmanlı'nın da işine gelmiyor. Çünkü kuvvacıların İngilizlerle onunla bununla ters düşmesi ve bizim için problem çıkartması demek padişah için de problem çıkması demek. Anlaşma için de problem çıkması demek. Saray bir daha bir savaşa girmek istemediği için, savaştan bıktığı için Elimizde ne kaldıysa bununla işte takılalım yani. Bu bize yeter mantığındaydı. Kabullenmişlerdi. Kabullenmeyenler mücadeleye devam ettiler. Fakat bu mücadele birçok dindara göre İslam'a daha çok zarar vereceği için din düşmanlığı olarak karşılandı. Şeyhülislam'ın verdiği fetvaları internetten bile okuyabiliyorsunuz. Yani baktığınız zaman kuvvacılara din düşmanıdır denilmesinin sebebi olur da İngilizleri kızdırırsak İngilizler başımıza çökerler ve İslam'ı olduğu gibi kaybederiz diye düşünülmesi. Ama bu tamamen yanlıştır. Hani bugün derler ya. Ya bugün düşman kazansaydı eğer ne olacaktı? Şapka getireceklerdi. Harf inkilabı getireceklerdi. Bizi dinsizleştirmeye çalışacaklardı. Bizi kendileri gibi yapacaklardı. E bakın Mustafa Kemal kazandı ne yaptı? Şapka devrimi, harf devrimi falan filan. Yani Mustafa Kemal düşman ne istiyorsa onu yaptı. Ya kim kazandı belli değil. Düşman mı kazandı biz mi kazandık? Bak düşman ne istiyorsa onu yapıyoruz. Halbuki bu tamamen saçma ve gerçekle uyuşmaz. Lozan görüşmelerinde bile hilafet kalsın falan diyorlardı İngilizler. Gerek diğer görüşmelerde gerek tarih boyunca her zaman bizim din ile birlikte olmamızı istiyorlardı. Çünkü dindarları, dincileri kontrol etmek daha kolay. Hilafeti, padişahı, kukla gibi yönettiğin sürece ülkeyi de yönetiyorsun. Halk diyor ki en azından padişah başta. Olsun canım en azından hilafet var. Halifemiz var. Ve isyan etmiyor. Oturuyor ibadetini yapıyor. Zaten düşman bizim din ile boğulmamızı istiyor. Orta Doğu'ya bakın. En basit örneği budur. Orta Doğu ülkelerinde Amerika, İngiltere nereye girdiyse orası şeriata boğulmuştur. Ve insanlar bütün özgürlüklerini kaybetmişlerdir. Bir daha da isyan çıkaramamışlardır. Kendi aralarında kavga etmişlerdir. Orta Doğu ülkeleri en büyük örnektir ki Osmanlı da buna örnektir. E bakın yani Şerif isyanı gibi birçok isyan var. Çanakkale'de bize karşı savaşan Müslüman bir asker topluluğu var. Arabistan bölgelerinde, Trablusgarp bölgesinde, Derne'de Araplar bize karşı nasıl mücadele verdiler? Nasıl İngiliz ajanı Lawrence gibi insanlarla birleştiler? Bunlar çok büyük örnekler. Çünkü Araplar, diğer Müslümanlar bizi Müslüman görmüyordu. Biz kendimize halife diyorduk ama kimse bu halifeliği kabul etmiyordu kusura bakmayın. Biz öyle lafta Müslümandık bugün de lafta Müslümanız. Çünkü bir Müslüman geçmişine atalarına ihanet etmez. Oturup iftira atmaz. Ama atıyoruz ne yapalım. Bugün akıl var mantık var. Bir düşünürseniz eğer savaşı kazanan kişiler yendikleri ülkelerin onlardan aşağı olduğunu belirtmek adına bazı yaptırımlar uygularlar değil mi? Yani biz gidip de bir ülkeyi yendiğimizde onları kendimize benzetmeyiz onları kendi seviyemize çıkartmayız. Çünkü bu bir kayıptır. Onları bizim gibi yapacaksak e niye yendik o zaman? Bu bir tek İslam mantığında vardır. Fetih yapalım ve insanları cihad mantığıyla Müslümanlaştıralım. Ama Hristiyanlar bunu yapmak istemezler. Hristiyanlar kendilerini üstün gördükleri için Avrupa, Batı kendini medeni gördüğü için Orta Doğu halklarını da cahil, cühela, köle gözüyle görüyor. Bizi de böyle bırakmak işlerine geliyor. Yani düşman kazansaydı Bugün biz laik olmayacaktık. Şapka gelmeyecekti. Harf devrimi gelmeyecekti. Eğer düşman kazansaydı biz bugün günde 5000 tane zikir çekip içinde ne yazdığını bilmediğimiz bir kitaba iman edip Allah bizi kurtarsın diye oturup öyle bekleyecektik. İngilizler bizim vereceğimiz fetvalara kadar, şeyhülislamın ne yapacağına, padişahın neyi imzalayacağına kadar her şeyi kontrol etmeye başlamışlar. Adamların işine geliyor hilafetmiş padişahlıkmış. Bunu tutarlar zaten. Ki Hindistan'da bir benzerini yapmışlardır ama o ayrı bir videonun konusu. Neyse anlayan anlamıştır zaten. Biz şu Teyali İslam'dan ve Atıf'tan devam edelim. Kuru kuruya sallamış gibi görünmeyelim. Teyali İslam Cemiyeti'nin yayınladığı iki tane bildiri var. Ağustos ayında 1920'de. Bu bildirilere bakın. O günden bugüne Türkiye'de bu kadar bölücü bir propaganda yapılmadığını göreceksiniz. Çünkü kuvvacılara Mustafa Kemal'e edilmedik laf yok ve Yunanlara, İngilizlere de edilmedik övgü yok. Yani bu adamın net bir şekilde nasıl bir düşmanlık yaptığını, elinde olsa Mustafa Kemal'i nasıl öldüreceğini, hatta zaten hayatı boyunca hangi suikastlerle bağlantısı olduğunu, İngilizlerden, Rahip Fru'dan yani kendisi bir imam olduğu halde sözde bir papazdan emir aldığını gördüğünüz zaman oturup da bu adama alim demek, Mehdi demek, peygamber demek zaten saçmalığın daniskası olacak aklı olan herkes zaten bu konuda benimle aynı fikirde olacak. Atıf'ın idam edilmesinin sebebi kuvvayı engellemeye kalkışması, düşmanla işbirliği yapmış olması ve açık açık din üzerinden insanları kışkırtmasıydı. Olay şapka falan değildi. 25 Kasım 1925'te kabul edilen 671 numaralı şapka iktisası hakkındaki kanun sadece ve sadece meclis üyelerinin ve memurların şapka giymesini zorunlu kılıyordu. Bu da herkes şapka takacak türü bir zorunluluk değildi. Başınıza illa bir şey takacaksanız şapka takın. Sarıkla, fesle meclise girmeyin. Devlet dairelerinde takke ile iş görmeyin. İlla da kafanızı örtecekseniz şapkayla örtün. Bunu da başörtüsü düşmanlığı şeklinde yorumlayanlar var. Baksanıza kanunda ne diyor? Başını örteceksen şapkayla ört. Yani başörtüsü takma. İyi de kanunda aynı zamanda meclis üyeleri için ve memurlar için bunun söylendiği yazıyor. O güne kadar zaten kadınların memur olma şansı yok, meclis üyesi olma şansı yok. Hayır gören de kadınlara Osmanlı vaktinde seçme seçilme hakkı verildi de biz bilmiyoruz zannedecek. Kadınlara bu hakkı veren kişi Atatürk zaten. Bu kanunu çıkaran kişi aynı zamanda böyle bir hak sunuyor. Başını illa da örteceksen ve meclise girmek istiyorsan, politikaya atılacaksan, yükseleceksen şapka takman lazım. Bu dini anlayışınıza belki uymuyor olabilir ama Türkiye bir şeriat ülkesi değildir. Türkiye'nin resmi bir dini yoktur. %99'u Müslümandır derler ama bu laftadır. Kağıt üstünde böyle bir şey yok. Ülke layık bir ülke. İsteyen istediği şeyi yapar. Nasıl ki dinlerde bazı kurallar varsa şöyle kurban kes, böyle ibadet et gibi ülkelerin de anayasaları olur, kuralları olur. Türkiye'nin de o dönemde kuralları buydu. Mesela bakın kanun değişti. Şu anda türbanla her yere girebiliyorsunuz. Ki türban da 60'lı yılların sonunda gelen bir şey. Yani başörtüsü ve türban aynı şey değiller. Başörtüsü bizim anneannelerimizin, babaannelerimizin taktığı örtü biçimidir. Ama türban 68-69'da Şule Yüksel Şenler'in Hidayet adlı kitabıyla gelen siyasal İslam'ın örtünme biçimidir. Yani başörtüsü dini bir semboldür, türban siyasi bir semboldür. Ama neyse bunlara çok girmeyeyim. Atıftan devam edeyim. Biz atıfa baktığımız zaman o adamın bu tip konularda aşırı karakterli olduğunu görüyoruz. Hatta fanatik ama idam sehpasını gördüğü zaman fikirleri değişiyor. Vallahi ben öyle söylemek istemedim. Vallahi ben o anlamda söylememiştim. Kıvırıp kıvırıp duruyor. Şimdi şey diyeceksiniz iyi de adam ölümle karşı karşıya tabii ki de korkacak yani kendini kurtarmak isteyecek. Ama bunu niye Mustafa Kemal için söylemiyoruz? Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkarılan başına ödül konan birisi. Kaç kere suikast teşebbüsleriyle uğraşmış birisi. Bu adam niye korkup da davasından vazgeçmedi? Bu adam niye ölene kadar gitti? Veya kuvvacılar Lafta isyan ediyorlardı. Düşman askerini görünce niye korkup kaçmadılar? Düşman askeriyle niye kavga etti bu adamlar? Niye çatıştı? Niye şehit oldu? Çünkü dava adamı böyle olur. Ama İskilipli Atıf öyle anlatıldığı gibi hidayete ermiş dava adamı bir alim değildir. Kendi fikirlerini bile savunmamıştır zoru görünce hemen kıvırmıştır. Verdiğim kaynaklara bir baktığınız zaman ve biraz da o dönemin tarihini okuduğunuzda zaten bu gibi insanların niye asıldığını anlayacaksınız. Hatta o kadar eskiye gitmeye bile gerek yok. 15 Temmuz'un sorumlusu olan bazı hocaları bugün yolda görseniz ne yaparsınız? Birçok kişi boğazına sarılır, değil mi? Akıl var, mantık var. O dönemde de bu yapılmıştır. Bugün bir tane hoca ile uğraşamadık. Adam ülkenin her tarafına girdi. O dönemde 20 tane hoca vardı. Atıf'ın Alemdar'da çıkan yazılarına bakın. Yani Alemdar'daki yazıları herhalde biliyor olmanız lazım. İslam kilidinin anahtarını İngilizlerin mukaddes ellerine teslim etmeliyiz diyen bir Alemdar'dan bahsediyor. Orada yazan bir adamın ne kadar dindar olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın dinci olabilir ama dindarlık ayrı bir şeydir. Bir tek İskilipli değil, onun gibi birçok kişi var. Erzurum'dan Gavur İmam diye tanınan bir hoca ve Osman Hoca adlı iki kişi Çevrelerine 30'dan fazla insan toplayıp "Hükümet konaklarının önünde gavur memur istemiyoruz." diye bağırdılar. Şapka takmak gavurluktur dediler ve şapka takanları darp ettiler. Kayseri'de Şeyh Said gibi Nakşibendi olduğunu söyleyerek kışkırtıcılık yapan Ahmet Hamdi adlı biri yine olaylar çıkardı ve mahkemelik oldu. Maraş'ta İbrahim Hoca diye biri cuma vaazlarında milleti şapkaya karşı kışkırtıp gösteriler yapmaya kalktı. Giresun'da Muharrem adlı bir hoca Yine adam toplayıp şapka karşıtı gösteriler yaptı. Rize'de ise en büyük gösterilerden biri yapıldı. İmam Şaban ve muhtar Yakupa, civar köyleri Galeyana getirip kendi adamlarıyla birlikte Ulu Cami çevresinde toplandılar ve eşkıyalık yaptığı bilinen silahlı çetecileri de davalarına dahil ederek hükümetin sözde gavurlaşmasını engellemeye kalkıştılar. Bunların hepsi mahkemelik oldu. Peki hepsi asıldı mı? Hayır. Madem öyle şapka muhabbetine herkesi idam ediyorduk, bu adamları niye idam etmedik? Çünkü mesele şapka değildi. Şapka adı altında idam edilenler var, ağır cezalara maruz kalanlar var ama şapka adı altında. Olay şapka değil. Bu adamlar birleşiyorlar, bir cemaat, 40 kişi, 50 kişi. Dağdaki eşkıyaları da kendilerine katıyorlar, ellerinde silahlarla jandarma karakollarını basıyorlar. Kendilerine destek vermeyen askerleri şehit ediyorlar, silah topluyorlar, ve gavur devlet istemiyoruz. Kafir devlet istemiyoruz. İngiliz Kemal istemiyoruz diyorlar. Yani devlete karşı bir isyan çıkarıyorlar. Teröristik yapıyorlar. Bu adamlar yakalandığında çoğu hapse atılıyor, çoğu da idam ediliyor ama bunun sebebi şapka istememeleri değil. Suç işlemiş olmaları. 25 Şubat 1925 tarihli dini ve dinin kutsal kavramlarını siyasete alet edenler hakkındaki kanuna göre bu vatana ihanet suçudur arkadaşlar. İnsanların rahatsız olduğu şey de buydu zaten. Yüzlerce yıldır din tüccarlığı yapanların önü kesilmişti. Bu din tüccarlığı ne kadar tehlikeli bir şey? Herhalde bunu söylemeye gerek yok. Zaten son yıllara baktığınızda örnekleri var. Bakın iki istiklal mahkemesi vardır. İlk istiklal mahkemeleri Kurtuluş Savaşı yıllarında kuruldu ve 1921-1923 yılları arasında görev yaptı. Bu mahkemelerde toplam 3811 idam kararı verildi ama 1054'ü idam edildi. Yani 4'te 3'ünden vazgeçildi. Burada idam edilenler de asker kaçakları, istihbarat hainleri ve kuvva düşmanlarıydı. Yani milli mücadeleyi engellemeye çalışan kişilerdi. Zira Sakarya Meydan Savaşı'ndan kaçanların ve büyük taarruzda cepheyi terk edenlerin sayısı ordunun neredeyse yarısıdır. Boşuna subayların savaştığı savaş denilmiyor. Herkes kaçtığı için savaşacak er kalmamıştı. Osmanlı içinde de birçok subay düşmanla birleşip kendini garantiye almak istemişti. Birinci İstiklal Mahkemeleri işte bu gibi hainlere ayrılmıştı. İkinci İstiklal Mahkemeleri ise Cumhuriyet döneminde 1923-1927 yılları arasında görev yaptı. Bu mahkemelerde toplam 576 idam kararı çıktı ve hakkında idam istenenler Cumhuriyeti yıkmaya çalışan, devrim yapmaya çalışan ve Atatürk'e suikast girişiminde bulunan kişilerdi. Bakın en fazla hani olsa olsa bütün mahkemeleri toparladığımız zaman 2000 kişi idam edilmiş oluyor ki bu bile doğru bir sayı olmuyor. Yine abartı bir sayı veriyorum. Ama 2000 kişi öldürüldü diyelim. Yine de başkalarının iddia ettiği gibi 10.000 kişi veya 100.000 kişi idam edilmedi. Veya şapka yüzünden kimseyi öldürmedik. Akıl var, mantık var. Savaştan çıkmışız. O kadar borç var. Savaştan kaçan tonla insan var. Her yerde bir ajan var, bir cemiyet var. Bizim insanlara ihtiyacımız var. En kötü alırız, işçi olarak kullanırız. Niye idam edelim ki? Neyse, bunları zaten tarih bilinci olmayanlar ortaya atıyor ve tarih bilgisi olmayanlar da yutuyor. Ha şunu da belirteyim. O kadar çalkantı içinde olan, yeni kurulmuş bir ülkede 2000 kişinin idam edilmesi hiçbir şeydir. Sovyet devriminde kaç kişi öldürüldü bir bakın. Yani hele Fransız devriminde kaç kişi idam edildi saymakla bitmiyor. Onu da bırakalım Osmanlı'ya bakalım. Her gün birileri idam ediliyordu. Bunlara baktığımız zaman Cumhuriyetin maksimum 2000 kişiyi idam etmesi onun sütten çıkmış ak kaşık olduğu anlamına geliyor. Kusura bakmayın. Ek olarak İskilipli Atif'in bu Şapka Mukallitliği kitabı o kadar çok popülerleşmişti ki Birçok kişi elinde o kitapla etrafta bağırıp çağırıyordu. İskilipliği Giresun'daki İstiklal Mahkemelerine bir çağırdık. 16-18 Aralık 1925'te adam zaten bu şapka meselesiyle alakalı yargılandı. Ve suçsuz olduğuna karar verildi. Çünkü kimse şapka istemiyor diye idam edilmez. Adam şapka muhabbetine yargılandı ve serbest bırakıldı. Daha sonra tekrardan hainlik sebebiyle bu İngiliz muhipleri falan ortaya çıkınca teali İslam iyice bir çözülünce hainlikten idam edilmiştir. Yani şapka ile alakası yok. Adamı zaten şapka ile alakalı bir kere yargılamışsınız ve bunda bir şey yok deyip bırakmışsınız. En azından bu konuda şanslıyız. Ülkemizdeki Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları o kadar cahil ki, o kadar tarihten yoksunlar ki ortaya attıkları teoriler de bir o kadar cahilce ve çürütmesi de bir o kadar kolay. Bugün laikliği bahane ederek cumhuriyete din düşmanıdır diyenler 2. Mahmud dönemindeki laikleşme denemelerini bir araştırsınlar. İttihat ve terakki döneminde laiklik getirilmeli tartışmalarını bir okusunlar. 1839'da Tanzimat Fermanı ile başlayan modernleşme hareketlerini, devlet dairelerinde kılık kıyafet değişimine gidilmesini hatta ve hatta 2. Mahmud döneminden beri sürekli tartışılan Latin alfabesine geçiş yapma projesini bir öğrensinler sizin Osmanlı ve İslam sembolü haline getirdiğiniz fes, Kaptan Hüsrev Paşa'nın kalyoncu askerlere giydirdiği Tunus fesidir. 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Asakiri Mansure-i Muhammediye diye bir birlik kuruldu ve bu birliğin askerlerine zorunlu olarak fes giydirildi. 1829'da bu zorunluluk tüm halk için geçerli oldu ve din adamları ve kadınlar hariç herkes fes takmak zorunda kaldı. Yani millet fes takmaya mecbur bırakıldı. Dolayısıyla asıl şapka zulmü arayacaksak bunun A babası fes zulmüdür. İlk önce ona bakmak gerekiyor. Çünkü o dönemde de fes giymek haramdır, fes giymek dinsizliktir diyen birçok hoca vardı ve fesi istemeyen, fes karşıtı fetva veren ulema takımı birçok ceza aldı. Padişah sırf millet isyan etmesin diye Şeyhülislam'a fesin caiz olduğuna dair bir fetva verdirtti. Atatürk'ün tek hatası dini siyasetine alet etmiş olmamasıydı. Ha, bu arada Fes'in nereden geldiğini konuşacaktık. Bir bakalım ona da. 1583'te İngiltere Kraliçesi Elizabeth Osmanlı'daki elçiliğine şöyle bir emir gönderiyor. Kırmızı İskoç başlığı diye bilinen ve şu anda Tunus ve Cezayir'de kullanılmakta olan Bizans fesini Osmanlı'da yaygınlaştırın. Orta Doğulu gibi görünelim istiyorlar, Araplar gibi görünelim istiyorlar ve bu emir ancak ve ancak 250 yıl sonra başarılı olabiliyor. Bakın illaki duymuşsunuzdur. Osmanlı'nın son zamanları için Avrupa'nın hasta adamı yakıştırması yapılır. Ama dikkatli bakın Avrupa'nın hasta adamı yani hasta adam değil Avrupa'nın. Çünkü Osmanlı Avrupalı sayılır. Fatih'in İstanbul'u almasıyla beraber Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans yıkıldı ve biz yeni Bizans olduk. Hatta Fatih bu yüzden kendine Kayseri Rum der yani Roma İmparatoru. Artık Osmanlı bir imparatorluktur ve batılılaşmaya başlamıştır. Zaten Fatih'i bu yüzden sevmezler. Fatih ve 2. Mahmut gibi adamlar bizi biraz modernleştirmeye çalıştılar. Ve Avrupa bizi kendisi gibi görmek istemedi. Haklı olarak çünkü Avrupa çoğunlukla Latindir, Hristiyandır vesaire. Dini otorite hakikaten baskındır. Ama biz Osmanlıyız diyoruz. Daha sonra halifeliği almaya çalışıyoruz. Gittiğimiz her yeri fethedip Müslümanlaştırmaya çalışıyoruz. Yani Avrupa'ya onların gözüne göre yakışmıyoruz. Bu yüzden bizi kendilerinden olabildiği kadar ayrıştırmaları gerekir. Bu yüzden zaten padişahlıkla halifelikle oynarlar ve halkı sürekli din üzerinden yönetmeye çalışırlar. Bu yüzden İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile teali İslam gibi cemiyetlerle ve Isklipli Atıf gibi hocalarla bizi daha da din içinde boğmaya çalışırlar ama Atatürk bunu görmüştür bunu yememiştir ve hayır kardeşim biz artık bu kurumları kaldırıyoruz artık oyuncağınız olmuyoruz demiştir. Bu yüzden de büyük bir adamdır. Hani bugün sorarlar ya niye yurt dışında Atatürk'ün heykelleri var? İşte bu yüzden adamlar yiğidi öldür hakkını ver muhabbetiyle helal olsun lan hakikaten bu adam bizi yemedi demişlerdir ve büyük bir adamdır diyerek heykellerini dikmişlerdir. Bugün kafasına fes takıp da biz Osmanlıyız biz Müslümanız diyen adamlar o fesin aslında Bizans fesi olduğunu, İskoç fesi olduğunu unutuyorlar. Bu fesin bize düşman tarafından verildiğini, bizi Arap gibi göstermek için takıldığını unutuyorlar. Fes Osmanlı tarafından benimsenmemiştir. Osmanlı halkı çok öyle fes takan, seven bir halk değildir ama şu anda filmlerde, çizimlerde hep fesli görünüyoruz. Bizi öyle lanse ediyorlar. Ama hiçbir zaman Osmanlı fese ısınamamıştı, fesi dinsizlik olarak görmüştü. Hatta sırf bu yüzden Abdülhamit döneminde fes yerine kalpak kullanılmaya başlanmıştı. İttihat ve Terakki zamanına bakın, Atatürk'e bakın, kafalarında kalpak vardır. Kafkasya'dan gelmiştir, daha da yakışmıştır. Kimi kesim fes takmaya devam etmiştir, ama fes geldiği zaman kabul edilmemiştir, bunu hatırlayın. Yani Osmanlı'nın veya İslam'ın sembolü fes değildir. Bence yeterince konuştuk. Bu saatten sonra daha söylenecek bir şey yok. Anlayan anlamıştır. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.